Bizleri bu mücadelede yalnız bırakmayarak emekli hakları mücadelesine omuz veren sınıf kardeşlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Bulunan sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alan emekliler olarak insanca yaşayabileceğiniz bir ücret talep ediyoruz. Buna göre en düşük emekli aylığının kök ücret, asgari ücret olmasını ve asgari ücret verilen için yoksulluk sınırının vaz alınmasını öneriyoruz. Enflasyon oranları açıkladığı bir dönemden geçiyoruz. Dar gelirlilerin kıta enflasyonu, resmi enflasyonu çok yüksek. İz emeklilerin kıta enflasyonu %87.3. Yeni başkanımız şöyle sesleniyor. En küçüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin tecrübü için harcamak vatandaşları için yeterli mi? Elbette değildir. Ömrümüzü kendimiz ve ailemizin geçimi için harcadığımız doğrudur. Hazine katkılarıyla 10 bin liraya tamamlanan emekli aylıklarımızın yetersiz olduğu da doğrudur. Ancak bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerekenler bir kez daha sorumluluktan kaçmaktadır. Emeklilerini sırtında küfe olarak görenler tüm sorunlarının çözümünü işçinin ve emekçinin daha fazla çalışma açısında aramaktadır. Sokaktayız. Haklarımız için yalnızca kendi haklarımız için değil, gençlerin, çocukların, sorunlarımızın hakları için sokaklardayız. Onlar bölerek, ayrıştırarak ve nihayet sefalette eşitleyerek bizleri bir araya getirmeye, ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ancak biz emekliler birleşe birleşe kalanacağımızı biliyoruz. Bizleri ayrıştırmak isteyenlerin karşısında dayanışmayla, inatla, umutla eşit ve adil bir geleceği kuracağımıza inanıyoruz. Bu bağlamda bir kez daha haykırıyoruz. Emeklileri sefalete, açlığa, yokluğa mahkum edenlere oy vermeyeceğiz. Gençleri umutsuzluğa, işsizliğe mahkum edenlere oy vermeyeceğiz. Değerli dostlar, yaşamak için çalışmak zorunda olmadığımız bir emeklilik istiyoruz. Kıyız kazanacağız! Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız! Kurtuluş yok!